Şimdi hizmette muvaffakiyet ayrı bir şeydir, makbuliyet ayrı bir şeydir. Mesela bir insan çok muvaffak olabilir hizmette. Peki makbul mudur? Onu Allah bilir yani abi. Mesela bu Ebul Vefa Hazretleri varmış İstanbul'da. Bu Vefa'da bir semt var. Çok meşhur. İstanbul'un manevi fatihlerinden yani. Bir maddi fatih var, bir de manevi fatihlerinden. Şimdi bu müritlerini toplamış. Bir derse giriş yapıyoruz şimdi. Dersimiz yeni başlayacak. Müritlerini toplamış. Demiş ki ben vefat ediyorum. Benden sonra bu posta, bu dergaha ben buraya bu kavuğunu çıkarmış. Böyle buraya koymuş. Demiş ki bu kavuğu buradan kim alırsa, başına koyarsa benden sonra o geçecek demiş abi. Allah Allah. Kapar bir tanesi. Bakalım şimdi. Kim ne yapacak? Sonra demiş ki ben vefat edersem bu kavuğu buradan kim alır başına koyarsa ondan sonra o geçecek. Tamam mı? Tamam demişler. Bu vefat etmiş. Çok zeki talebeleri var, alim talebeleri var ve o gel burada Bismillahirrahmanirrahim. Aha kalkmıyor yerinden. Velayet kuvvetiyle bağlamış onu oraya abi. Yok kalkmıyor. Sırayla hepsi gelmiş, bunu buradan almışlar başına, yok kalkmıyor. Demişler ki kimse kaldı mı? Ya şurada bir çay yapan gariban bir adam vardı. Gel bir de sen dene. Gelmiş, Bismillahirrahmanirrahim demiş, almış bunu kafaya koymuş. Demiş, geçin bakayım sıraya. Şimdi kim makbul, kim muvaffak olur onu Allah biliyor. Yani zahirde muvaffak olan biri sanma ki makbul yani. Şimdi çoğusu şimdi kalkıp çaycılık yapacak ya. Abi bu işler belli olmuyor ya. Yani hizmette her türlü insana ihtiyaç var ya abi.